Merhaba arkadaşlar, bugün 28 Nisan 2019 saat 23.03. Videoyu salı günü yükleyeceğim, bugün pazar. Pazartesi günü yüklediğim videoda, yayınlanan videoda endüstrileri nasıl analiz ettiğimi göstermiştim hızlı şekilde. Bize önemli olan yukarı giden hisseleri almak, yukarı olan endüstrileri seçmek. Burada gördüğünüz gibi şeyimizi de açalım. Size göstermek için biraz burada eğimin azalmasına rağmen yukarı doğru olduğunu görüyorsunuz. Bu endüstri finans endüstrisi, finansal servisler sektörü. Buna ait hisseler aşağıda sıralanmış. Örneğin Tri diye bir şirket. Bu şirketin haftalık grafiğine baktığımızda önemli bu noktayı geçmek üzere olduğunu görüyoruz. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte de iyi yerlerde görünmekte. ...30 dakikalık grafiğine baktığımızda bu sarı bölgeler pre-market, yani borsa açılmadan yapılan işlemleri göstermekte. Alım için kısa dönemli iyi yerler oluşmuş. ...15 dakikalık grafiğe geçtiğimizde de, evet, çok detaya girmeyeyim burada. Size sistem olarak nasıl yapılıyor onu göstereceğim. İlk başta haftalık grafiğe geçeyim tekrar. Bu da başka bir endüstri. Sıralamayı kendiniz yapabilirsiniz istediğinize göre. Bu da güçlü görünmekte. Business services, yani şirket servisleri. Buradan yukarıdan ben şeyi seçtim. Endüstri, sektör. Onları seçiyorum buradan. Şu bölgeden. Örneğin şunu seçtim şimdi. Buraya bastığımda grafiğini görüyorum. Burada grafikte önemli olan, gördüğünüz gibi bir sürü indikatör kullanmıyorum. Bazı arkadaşlar 3, 4, 5, 10 tane indikatör kullanıyorlar. Bir sürü çizgiler çiziyorlar. Bazı arkadaşlar hiç bir indikatör kullanmıyor, ortalama bile kullanmıyorlar. Sadece işlem hacmini ve fiyat bilgisindeki formasyonları kullanıyorlar. Evet, böyle buradan tekrar bu endüstri ya da sektöre ait olan hisseleri tek tek analiz edip en iyilerini seçiyorsunuz. Örneğin bu da iyi görünmekte. Tripeer International diyor. Haftalık grafikteyiz. Günlüğe geçelim. Günlüğe geçelim. Günlüğe geçtiğimizde şu bölümden yukarı çıkmış olduğunu görüyoruz. Buradan yukarı çıkış ne kadarmış bir hafta içinde? %12 civarında bir kârı olmuş. Bu da güçlü bir servis, kredi servisleri. Kredi servislerinin içinde bir sürü firma var. Burada en çok kullandığımız Visa firması örneğin. Günlük grafiğe bakıyoruz zaten. Diyelim herhangi bir yerden, şu bölgeden çıkışı %3 şeklinde olmuş sene başından şimdiye. %24. Visa, Mastercard, bunlar her zaman takip ettiğim şirketler zaten. Mastercard da iyi bir çıkışı var gördüğünüz gibi. PayPal aynı şekilde. Evet, bu da
Diğerlerine bakarsak en güçlü olan restoranlar da güçlü. Restoranlar içinde neler var? Haftalık grafiğe geçelim. Örneğin diğer ay Garden restoranlar önemli bir yeri geçmek üzere. İyi endüstriler içinde zorluk yaşayan hisseler de oluyor gördüğünüz gibi. Bizim yapmamız iyi endüstriler içinde en iyi hisseleri bulmak yapmamız gereken. Örneğin bu şirket en iyi endüstri içinde olmasına rağmen, şu andaki en iyi endüstri içinde olmasına rağmen, örneğin şu bölgede aşağı indiğini görüyoruz ve uzun zamandır aşağı iniyor. 2017'de örneğin borsa çok iyiydi. Yabancı borsalar, Amerikan borsası. Orada bile aşağı indiğini görüyoruz. Bazı şirketlerin kendi içinde olan problemler endüstriye bağlı olmuyor. Örneğin Yum çok iyi bir şirket gibi görünüyor. İlerlemesi iyi. İyi sektör içinde ve hisse de iyi. Yukarı doğru ilerlemekte. Ortalama bir hafta günlük grafiğe bakıyoruz. Bir hafta içindeki ilerlemesi 2.8 civarında olmuş. Alım bölgesi için 30 dakikalık grafiğe geçiyorum. Buradan sadece chart grafik formasyonunu kullanarak örneğin en iyi yer bunun kırılması durumunda şu bölgede yani 100 civarında olabilirmiş almak için. Bundan sonra çıktığını görüyoruz. Örnek olarak gösteriyorum bunu tabi. Artık orada işlem yapılmaz. Daha sonraki bölgeyi beklemek lazım. Diken yolları yukarı doğru. Konfeksiyon duruş yerler. İndirim yapan dükkanlar. Evet, bu da iyi görünmekte. Dollar General Corporation diyor. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Günlük grafiğe gittiğimizde büyük işlem hacmi. Burada tabi karlılık oranlarını nerede açıklamışlar ona da bakılabilir. Nisan ayında çıkışı ne kadar ortalama? Ha, şuradan. %6 civarında olmuş. Sektör grafiğine tekrar bakalım. Sektör grafiğinde. Bu sektör uzun zamandır Şubat ayından itibaren iyi görünmekte. Walmart da bunun içinde. Eğitim servisleri. Burada seçtiğim sektörü tekrar burada görüyorum. Ve bu sektörün burada o sektörün getirisi görünmekte. Ortalamanın üstünde olan getiriler, ortalamanın altında olan getiriler görünüyor.
Bu sektörün ortalama getirisi 2.74, %2.74. Onun üstündekiler bu bölgede, yani şurada. Diğerleri de aşağıda görünmekte. Örneğin HLG bayağı iyi görünmekte günlük grafikte. Haftalıkta 200 günün üstünde kapanmış. Nisan başından Nisan'dan almak için iyi noktaymış. Hatta şurada olabilirmiş. 10 Nisan'dan bugüne kadar olan yerde, yani 16 günde %37 getirisi olmuş. Bu tür bir yöntemi kullanarak, bu da bir yöntemdir, işlem yapabilirsiniz. Yani en iyi sektörü seçin ilk başta. En iyi sektör içindeki en iyi hisseleri alın. Tabii bunları hepsini yapmak için de endekslerin iyi durumda olduğunu, haftalık olarak hangi yöne gittiğini analiz edin. Bunu yapıyoruz zaten her hafta. Ve endeksler yukarı olduğunda yukarı yönde işlemler yapın. Yazılım. Bayağı bir şirket var. Yazılımda. Bayağı aşağıda gördüğünüz gibi ortalama. Ortalamanın üstünde olan birçok şirket var. En çok getirisi olan Cuma günü Pros bir günde %17 artış olmuş. Pardon, bir haftada. O da bir günlük değişimden dolayı. Burada gördüğünüz şirketler yazılım olduğu için muhtemelen tanıdığınız şirketlerdir. Now'da uzun süre takip ettiğim, gördüğüm şirketlerden biri. Aspen Teknoloji. Atlassian'ı, bu da iyi şirketlerden, iyi ürünleri olan şirketlerden. Twilio, SMS gelen, mesela örneğin bir yerde şifrenizi unuttunuz Google'da falan. Twilio ve SMS göndermeyen, telefonla ilgili işlem yapan, yazılımı telefona bağlamanızı sağlayan bir şirket.
Günlük grafikte almak için iyi noktaların olduğunu görüyoruz. Pega da iyi artış göstermiş. Burada breakout yapmış. Breakout'tan sonra %13 değer kazanmış. Gördüğünüz gibi yurt dışında olan borsalar için yazılımlar daha güzel. Çok hızlı şekilde büyük bir tarama yapabiliyorum. Diğer sektörlere bakalım şimdi. Yazılım tekrar. Çok büyük artış göstermiş. ...2019'daki artışı %97. Pico'nun %55 artış olmuş. Oracle veri tabanı sistemi birçok şirket, bankalar vesaire kullanmakta. %21 artışı. Diğer endüstrilere bakalım. Atık yönetimi şirketi. Diğer sektör. Medya. Medyada son 3 haftada bir breakout yapmış bu hisse. Evet, yöntem olarak böyle. Diğer zaten işaretlediğimiz yerleri geçmişiz. Fazla yaptık biraz. Evet, yöntem olarak böyle. İlk başta endüstrileri, sektörleri. Tabii ilk başta borsaya bakıyorsunuz. Genel gidiş dünyada nasıl? Sonra endüstriler, sektörler ve bunlar içinde en iyi hisseler. Daha sonra bu hisseleri bulduktan sonra onlar içinde de tekrar farklı kriterleri kullanarak en iyisi sizin için hangisi ise onu alıp yapabiliyorsunuz. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.